Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste, bu hadise çok yakın bir benzerinde, yine Buhari'de geçen bir hadiste bir fazlalıkla şöyle buyuruyor. Siz insanların en hayırlılarını nasıl tanırsınız sorusuna sanki şöyle cevap vermiş. Demiş ki, siz en hayırlı kişileri insanlar içerisinde tabir yerindeyse altın ve gümüş hükmünde olanları yöneticiliğe rağbet etmemeleriyle tanırsınız. Allahu Ekber. Eğer insanlar içerisinden birilerinin iyi veya kötü olduğunu görmek istiyorsanız onların idareciliğe meyillerine bakın dedi sanki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer insanlar içerisinden birileri yöneticiliğe heves etmiyorsa, makam ve mevkiyi önemsemiyorlarsa, onların omuzuna ümmeti Muhammed'in sorumluluğu koyulduğu takdirde bu yükün altında kalacağına inanarak kaçıyorsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu kişi hayırlı kişidir. Bu insanların en hayırlılarındandır. Ama birileri demek ki idareciliğin peşinden koşuyorsa, bunu kendine bir çıkar ve menfaat aracı görüyorsa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona karşılığını şu hadis-i şerifle cevap vermiştir. Demiştir ki sizin en kötü olanlarınız ise, kişilik ve ahlakı en zayıf olanlarınız ise iki yüzlü olanlardır. Subhanallah. İnsanlara bir yüzünü, diğer insanlara diğer yönünü ve yüzünü gösterenlerdir. Yani âli menfaatleri için, çıkarları için yeri geldiği zaman İslami hassasiyeti olanlarla birlikte oturur. Yeri geldiği zaman hırsızlarla beraber oturur. Değil mi, bir tarafta menfaat var, bir zaman gelir Allah'tan korkanlarla el ele tutuşur, bir zaman gelir ki haram zadelerle birlikte aynı sofrada oturur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların en şerlilerinden de bu şekilde bahsetmiştir ve bizi yönlendirmiştir.